Selam piyasaya yön veren reisler nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah inşallah paracıklarınıza paracıklar değil dolarcıklar diyorsunuzdur. Bugünkü konumuz Fenerbahçe token. Bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenip Yorum yapmayı da sakın ol, sakın unutmayın. Fener de diyebiliriz, Fener Tokunda diyebiliriz. Tam olarak bu açıklanmadı. Yani isminin ne olacağı belli değil. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sayfalarından kendi resmi sayfalarından açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Paribu ile anlaştık dedi Fenerbahçe Tokun için. Şimdi bunu açıklamayı yaptı ama bu açıklamanın hemen arkasından da kafalarımızda bir soru işaretleri olmaya başladı. Benim olmaya başladı, sizin olduğunu bilmiyorum. Neden Paribu? Neden Paribu ile anlaştım? Bu video içerisinde anlatacağım olaylar bir şirketi kötüleme, bir şirketi karalama tarzına değil arkadaşlar. Eğer aklı olan şirket, mantı olan şirket bu video videoları izledikten sonra kendini düzeltme, kendini evet ya bizim burada hatamız var deme gibi bir yola doğru giderler. Ama diğer aklı olmayan şirket ne yapar? Gider bu videoyu telif atar. Geçtiğimiz günlerde zaten e, Fenerbahçe daha bu resmi açıklamayı yapmadan Twitter'da gündemler olmaya başlamıştı. İşte Fener Coin mi geliyor? İşte bunun gibi. Cheese'in CEO'su Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Aha dedim büyük ihtimalle bu Cheese'le anlaşacak. Birden bu hareketi yapması Fenerbahçe Coin'in ve Fenerbahçe Fener, Fener Coin diyeceğim arkadaşlar ben buna video içerisinde. Fener Coin'in kalkıp Haribu ile anlaşması beni çok çok üzdü. Üzmesinin sebebi de bu. Eğri oturup doğru konuşalım değerli reis kardeşler. Biliyorsunuz bu kripto paraların hani e, bu yılın en başlarında işte Ocak'tan Nisan'a kadar Mayıs'a kadar bir yoğunluğu yaşadığı dönemi hepimiz biliyoruz. Kaç kere Paribu Twitter'da gündem oldu şikayetlerden dolayı. Kaç insanı mağdur etti ve bu insanların hangi birine geri dönüş yaptı? Evet Paribu'da bir altyapı problemi var. Bu altyapının sorunu çoğu insanı da maddi anlamda bakın manevi anlamını geçtim. Maddi anlamda büyük zararlara sokuyor. Maddi anlamda zarara uğrayan insan manevi anlamı hiç umursamıyor. Bana ama param gitmişler. Ben şunu belirteyim değerli reis kardeşler. Bunu yani bilmiyorum nasıl anlarsınız, nasıl algılarsınız. Ben oldum olası içerisinde Türkiye merkeziyetli olan bir borsayı asla böyle radarımın içine sokmadım. Yani bunlara hiçbir zaman güvenmedim. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Sonuçta özgür bir ülkeyiz. İfade hakkımız her türlü var. Türkiye Cumhuriyeti tam anlamıyla kripto paraları tanımıyor değerli reis kardeşler. Yani kripto paraları tanımlamadı. Bir yasası bir şey yok. Ha yasak mı? Değil. İşlem yapabiliyorsunuz, alım satım yapabiliyorsunuz, Türkiye'de borsalar faaliyet gösterebiliyor. Yalnız şöyle bir durum da söz konusu oluyor. Bakın BTC Türk'ün veya işte Paribu'nun normal şikayetler bölümüne bakın. Çoğu insanın bakın parasına değil kripto parasına el koyuluyor. Ya arkadaş tamam bir paraya el koyabilirsin. Borsadayken bir para nakitteyken el koyabilirsin. Ama senin tanımadığın daha tanımlayamadığın yasanın olmadığı bir kripto paraya nasıl oluyor da el koyabiliyorsun? Bu el koymaların sebebi şu arkadaşlar. Kim insanın vergi borcu oluyor. Kimisi yanlışlıkla diyeceğim şimdi ne alaka diyebilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde var bu durum arkadaşlar. Siz yanlışlıkla ya işte vergi borcunuz varmış ama ben Hemen bir evrak gönderiyorlar. Pariboy ve BTC Türkiye. Bu adamın hesaplarına bloke koy diyor. Şak. Adam bir koyar sizin kripto paralarınıza. Siz böyle hani tam yükseliş dönemine girersiniz. Ne alabiliyorsunuz ne satabiliyorsunuz. 20 bin lira mesela kâr etmişsiniz. Satmanız lazım. Satamıyorsunuz. Satamadığınız gibi de satamadığınız gibi büyük zararlara uğruyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz işte devletle uğraşıyorsunuz. Gidiyorsunuz evraklarınızı veriyorsunuz. Ya bak arkadaş tamam benim borcum yok. Borcumu ödedim veya. Kaldır bloke diyorsunuz. Blokonun koyulması 30 saniye. Blokonun kalkması ay. 2 ay sürüyor arkadaşlar ve siz 20 bin lira kar ettiğiniz o zamandan bir ay sonrasına bir bakmışsınız eksi 10 bin liralara kadar bitcoin veya kripto paralarla zararınız oluyor. Ben işte bu tip olaylardan korktuğum için Türkiye merkeziyetli borsalara güvenmiyorum. Fenerbahçe coin hakkında çok detaylı bilgi yok arkadaşlar daha ortada ama ilk fiyatının 15 TL olduğuna dair bir duyum aldım. İlk, açılış, ilk satış fiyatının 15 TL olacak. Ama bakın olası senaryoyu size yazıyorum. Paribu ilk satış günü büyük bir çöküşü vuracak. Bak bunu buraya yazıyorum ha bak buraya yazıyorum. Buraya gelir olmazsa da gelir yalarım arkadaşlar. Pari bu büyük ilk satışında büyük bir zarar içerisine insanlar uğratacak. Burada zarardan kastım şu. Bu Fenerbahçe coin'i alma ya da Fener coin'i almak isteyen arkadaşlar siteye yoğun bir şekilde giriş yaptığı için bu sefer diğer borsalarda yani diğer coin'lerde işlem yapan arkadaşlar siteye giriş yapamayacaklar. Satış yapamayacaklar. Alış yapamayacaklar. Adamın ani giriş yapması gerekiyor. Ani çıkış yapması gerekiyor. Bu yoğunluktan dolayı, altyapı yetersizliğinden dolayı bunu yapamayacak. Bu çok kötü bir durum olacak. İşte benim tam olarak anlatma çalıştım olay bu ve Paribu dediğimiz firma global açılmaya çalışan bir firma. Paribu'nun bir de global kanadı olacakmış. Böyle bir şey, site üzerinde uğraşılıyormuş. Ya arkadaş sen daha bir Türkiye'deki sistemini bir düzel. Ondan sonra Avrupa'ya açıl ki bizi Avrupa'ya rezil etme. Ben size söylüyorum değerli kardeşler, değerli reis kardeşler. Fenerbahçe koyun Fener coin. Paribu'da hesabı olan arkadaşlar için söylüyorum. Fener koyun çıkacağı gün Sakın ola sakın veya ondan bir gün öncesine Paribu'da işlem açmayın. Bakın işlem açarsanız normal kripto paralardan bahsediyor. Fener koyuna e ister alın ister almayın bu benim umurumda olmaz. Ama o gün o sitede işlem yapacak arkadaşlar bekleyin. Bakın site kesin çökecek. Hani Twitter'da kesin gündem olacak. Dikkat edin değerli reis kardeşler. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.